Melis'in sizce Melis Verdem'i 7-8 kişiyi bir akşam ağırlamak için ne kadar lira ihtiyacı olabilir? İyi bir yemek, güzel bir yemek evinde. 500. Kendi pişireceği. Yani 1,5 milyar falan. 1500 lira. Evet, aynen. Ne yapıyorsunuz güzel kardeşim? Saçmalamayın ya. Yani, 1 milyar aşağısı. Yani 500 o bahsettiğiniz para. Asgari ücretin. Beyler aynı anda konuşuyorum, rica ediyorum. O bahsettiğiniz para, iki çocuklu bir ailenin aylık mutfak masrafı. Ama Seda abla yani 7-8 kişiye ne hazırlayacaksın? Bir adam aşağı sonu kurtarmaz yani. Seveyim Ayça. Saçmalamayın ya. Erdem, sence kaç lira ihtiyacınız olur 7-8 kişilik bir sofra için? Biz yüksek tutalım da hani pazarlığa başlıyoruz ya. Bir şey söyleyeceğim. Melis 1500 dedi. Gözünü korkutmadı mı bu? Bu kadın her ailene yemek hazırladığında 1500 lira istese. 1500 ne yaptın ya? Sen anneleri çağırmazsın. Senede bir artık. Yapmayın. Yok yemekten kısan bir adam değilim. Yani tamam 7-8 kişilik bir aile için yani 7-8 kişilik bir yemek için belki 1500 lira fazla olabilir günümüz şartlarında ama özel bir şey hazırlayacağız ve ilk kez böyle bir şey olacak. Kaç lira dersin? Senin kafandan ne geçiyor? 8 kişiye 1000 liradan aşağıya harcama yapamayız. Aynı fikirde. Erdem bak, de benimle aynı fikirde. Tecrübeli. Ya bir şey söyleyeyim mi? Yok. Çalacak. Seda Hanım. Yok. Şaka bir yana. Değiştirmekle ne alakası var ya? Biz 3 kişilik aileyiz. Yani bir yemeğe gittiğimizde bile 1000 lira tutuyor. Ne evde alakası yiyeceksin, var evde. Ama? Evde. Allah Allah ya. Fikirlerime evde. Karışmayın. Ya işin şakası bir yana minimum bütçeyle en güzel şeyleri hazırlamaya çalışırız. Minimum yani, bütçen ne olur? Söyle bakayım. Minimum bütçe şu an için bir şey hesaplayamıyorum ama tahmini 300. 200 300 yani maksimum. Bingo. 300. 300 lira. Duygu abla 300 diyordu deminden beri. Evet. Duygu 300 Duygu diyordu. Sabahtan beri 300 evet, diyordu. Evet 300 dedim. Ben bir şey soracağım. 300 liraya kim doyacak pazarı ya? Melis'e soruyorum. Bu işin muhatabı Melis. Melis ben bu evden çıktıktan sonra Erdem'i koluna takıyorsun alışverişe çıkıyorsun. 300 lira yetecek mi sana? 300 lirayla ne yapmamı bekliyorlar? Melis'e yapılmaz ki 300 liraya. Balık fırına atarız. Balık atarsın fırına. Salata yanına tatlı filan anladın mı? Evet suratın düştü niye? Ya 300 lirayla ne yapmamı bekliyorlar anlamadım mı? Yani her şey yapılabilir. 300 lirayla. Vallahi var ya 5 kilo köfte yaparsın. Köfte de yani bir davette köfte atıyorum. Ne alaka yani? Balık yaparsın ucuzunu alırsın ama onu enteresan bir şekilde sunarsın. Anlatabiliyor muyum? O sunuş da çok önemli. En ucuz şeyi en pahalı ve en şık şekilde sunmanın yolları var mesela. Bir flünk yaparsın. Bir şıklık yaparsın. Olur biter. Bak gör 300 lirayla neler yaparsın, olur. Neler yaparsın. Neler. Hiç şey olmaz. Neler. Yaparsın. 300 liraya anca. Peki efendim sevgili izleyiciler. Sevgili damat evi, sevgili gelin evi. Akşam göreceğiz nasıl olsa. Ay evet çok Seda merak Hanım. Ediyorum. Efendim Erdem. Ben yardımcı olabiliyor muyum? Ben de yardım edecek bir arkadaşım alabiliyor muyum yanıma? Alamıyoruz. İkinizin ortak arkadaşı Mehtap. Akşam yemeğini. Niye kendini yalnız mı hissettin? Yok iki tane şef de var yanımızda da. Hani belki sunumda biraz yardım alabilirim diye düşündüm. Yok yok öyle dışarıdan yardım yok. Bugün Mehtap'la idare edeceksiniz. Agüetam'ın suratı düştü. Paran 300 lira. Davetli sayısı ortalama 8. Her zaman da bir kişi fazla yapılır öyle değil mi? Yani kimisi fazla yer, kimisi az yer yani. Ben sen de varız. Ya sen yeme ya. Biz yardım edebiliyor muyuz? Hiçbir şey edemiyorsunuz değil mi bu yardıma merak? Sadece ikisi. Onlar kalıyor. Biz tamam mı? Kalıyorlar. Anlaşıldı mı? Şimdi komutlar gelecek. Erdem ve senin. Ve Mehtap'ın. Erdem'in ailesiyle bu akşam ne yaptığınızı biz de akşam izleyeceğiz. Yarın da burada tartışacağız. Hadi bakalım işler ciddiye biniyor. Evlilik yolunda olamaz iş gerçeğe ya. Dayanınca ne oluyormuş göreceğiz. İkisinde bir düşünce sardı sevgili izleyiciler. Bakalım akşam bu düşünceli suratlar mı neşeli suratlar mı göreceğiz. Kolay gelsin. Sana da kolay gelsin Mehtap. Bekliyoruz haberleri. İyi günler. Ne yap biliyor musun? Dani gitmek istiyorsa Dani alabilirsin. Balık al. Fasulye pilav yapayım. Yok yok balık al buğulamasını al. Buğulama yap yanına salata falan. Ablacığım balık buğulama falan bir davette balık buğulama mı yapılır ya? Aşkım kızar kışa ne yap. Ne yaparım biliyor büyük kalabalıklarını. O mantar soslu şey ne yaptık ya? Hayır krema somon soslu. Yaparım. Somonun kilosu kaç para senin haberin var mı? Bilmiyorum ki kilosunu. Ya. Somon yaparım dedi ya. Somon yapmak istiyorum. Bak en güzeli tavuk tavuk. Bence de. Bütçeni şey yapamazsın. Getiremezsin. Tavuk veya köfte. Yapayım tavuk pilavı yesinler işte. Kremalı tavuk yap bence. Yaparım. Sen de geleceksin mi acaba bizimle alışverişe? Maalesef. Maalesef mi? Git yardım edelim. Hmm.
tapanlar böyle ya. Temiz çalışın ama. Sen arkadaşını yalnız mı bırakmak istiyorsun? O Murat'ı yalnız bırakmak istiyorum. Neyse olur, sen yeter ki sen.